Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Rabbimize hamdü senalar olsun. Salat ve selam elçisi peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Allah'ın rızası sahabelere olsun. Allah'ın mağfireti, merhameti hepimizin üzerine olsun. Bugün kılavuzumuz yani hadisi bize aktaran sahabe Ebu Derda radıyallahu anh'tır. Hadisimiz Allah Resulü buyurmuşlar. Kim kendisinden ilim talep ettiği bir yola girerse Cenab-ı Hak kendisine cennet yollarından bir yolu kolaylar. Böyle bir yolcuya melekler kanatlarını yollarına sermek suretiyle indirirler. İndirirken meleklerin hepsi bu ilim yolcusundan razı olduklarını söylerler. Alim için diyor Efendimiz Aleyhisselam göklerde yerde ve hatta deryalarda balıklar dahil olmak üzere kim varsa hepsi alimler için günahlarının affını talep ederler. Alimin abit olan kimseye üstünlüğü on dördünde bir ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimler Peygamberlerin varisleridirler, mirasçılarıdırlar. Onların bayrağını taşımaktadırlar. Peki peygamberler ne miras bırakır? Hadisin sonunda onlar ne bir dinar, ne bir dirhem, ne altın ne de bir gümüş miras bırakmazlar. Onların miras bıraktıkları biz insanlığa ilimdir. Kim ilme sahip olursa peygamberliğin miraslarından gereği şekilde faydalanmış olur. Hadisimiz ilim talep etme arzusunun ve bu yola girmenin değer ve kıymetini ortaya koymaktadır. Kim kendisinden ilim talep edeceği bir yola girerse, önce bir yola girmek için o yola girme niyetini taşımak lazım. Niyet önemlidir. Her şey kalpteki niyetle başlar. Amelin akibette bize sağlayacağı fayda ya da zarar da bu niyete bağlıdır. İlim gibi Cenab-ı Hakk'ın en kıymetli işini vasfını amelini elde etmek üzere yola koyulacaksınız uzun meşakkatli o yola girmeden önce özünüze dönün kalbinize bakın orayı dinleyin ve orada niyeti doğru kılmaya çalışın çünkü niyet vardır siz onu sağlama almazsanız farklı kılarsanız sonunda ilim sahibi olsanız da o ilimden dolayı rıza sahibi olamazsınız. İlim sahibi olsanız da o ilimden dolayı cennet sahibi olamazsınız. İlim sahibi olursunuz da ama o ilimden dolayı meleklerin rızası sahibi olamazsınız. İlim sahibi olursunuz ama göklerin, yerlerin, deryalarda balıkların mahfiret ettiği, değer verdiği, kıymet verdiği insan olamazsınız. O nedenle işe niyetle başlamak lazım. Öyle başlamamızı istediği için Peygamber Efendimiz'e inen ilk ayette Cenab-ı Hak ne buyurur? İkra bismi rabbi halak. Oku ama niyetini sağlam tutarak oku. Rabbin için oku. Rabbinle beraber olduğunu bilerek oku. Rabbine göre oku. Bu niyettir ve bunun mahalli kalptir. Evet bir yola girdik. İlim yoluna. İlim nedir peki? Efendimiz'i dinleyelim. İlim ancak üç şeydir diye buyurur. Bir, manası çok açık seçik olan Kur'an ayetleri. İki, Efendimiz'e ait olduğu belli olan sünnet, hadis. Üç, Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına yüklemiş olduğu sorumluluk, farzlar, farizalardır. İşte ilim bu üç şeydir. Bunlar öncelikli olmalıdır. Bunlar en değerli görülmelidir ilk tahsil edilmesi gereken olarak görülmelidir. Bu şekilde ilmi tahsil eden bir insana alim denir. Bu ilimle yaşayana amil denir, salih denir ve böyle salihler içindir söz konusu efendimizin burada yaptığı müjdeler. İlmin keyfiyeti ile ilgili yine aleyhissalatü vesselam'ın önemli bir haberi vardır. Onu da paylaşayım. İlim derken çerçeveli olarak bununla ne kastedildiğini tam olarak anlamış olalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur. Cenab-ı Hakk'a kul olacaksanız bu ilimden geçer. İlim olmayan ibadette hayır yoktur. Peki hangi ilimde hayır vardır? Anlama olmayan ilimde de hayır yoktur. Peki neyi anlamalıyız? Cenab-ı Hakk'ın ilim diye indirdiği biraz önce sıraladığım Kur'an ve hadisi anlama çabası. Bunu okurken tedebbür edilmezse, düşünülmezse ne manaya geldiği, bizi nereye doğru götürdüğü şeklinde bir anlam verilmeye çalışılmazsa bu okumada da hayır yoktur. Demek ki tefekkür edilmeyen kıraat okumada hayır yok. Anlamı olmayan ilimde hayır yok ve ilmi olmayan ibadette hayır yok diye buyurur. Kim bir yola girerse, o yola girdiği zaman Cenab-ı Hak ona ne yaparmış? Cennet yollarından bir yol açarmış. İlim varana açılan bir yoldur. Yol almak isteyen yolcunun taşımış olduğu hasletlere uygun açılan bir yoldur. Sahip olduğumuz tabi hasletlere uygun göreceksiniz ki Allah bize bir yol tayin etmiştir. Aslında yol birdir ama yolun içerisinde birçok şeritler vardır bizi menzile ulaştıracak. O şeritlerden ancak bilgi sahibi olursanız haberdar olmuş olursunuz. İşinizi kolaylayacak olan ilimdir. İlimle siz kendinize uygun bir yol görmüş olacaksınız. Bu nedenle Cenab-ı Hak Kur'an'da yollarını tarif ederken, selamet, barış, esenlik, güven yollarını, İslam yollarını tarif ederken, subul selam ifadesini kullanır. Yani selamet yolları, yol müstakim yol olarak bir büyük ana caddedir. Ama ana cadde içerisinde şeritler ise birçoktur. İşte o birçok şeritten bana uygun olanı hangisi derseniz gideceğiniz yer ilim olmalıdır. Üçüncü madde olarak Efendimiz Aleyhisselam ne der? Melekler kanatlarını ilim yolcusunun yollarına seri verirler ve gönüllerinde o yolcuya karşı bir rıza, bir memnuniyet, bir hoşnutluk taşırlar. Evet meleklerin hoşnutluğu, onların rızası, onların memnuniyeti ve sevgisi, onların bizimle birlikte olmalarını sağlar. Onların bize destekçi olduklarını gösterir. Onların bu yolu kolaylayacaklarının teminatıdır. Sayılmayacak kadar çok olan, güçleri takdir edilmeyecek kadar fazla olan, bu yüce varlıkların ilim taliplisi ve yolcusu kimseye destek olması demek, artık bu insanı, yolda bekleyen hiçbir tehlike yok demektir. Onu alt edecek, onu yıkabilecek hiçbir tehlike söz konusu değil demektir. Onun için meleklerle yaran olmak, onlarla yol arkadaşlığı yapmak hangi yola girdiğimize bağlı. Bu ilim yolu olmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.